Toplamda 11 tane evimiz var, 300 yıla yakın bir tarihe sahip. Kış şartları zor olduğundan dolayı evler iç içe sırt sırta inşa edilmiş. Ortak duvarları yıkılarak evler birleştirilmiş. Bütün evler 3 temel sistem üzerine kurulu. Nedir bunlar? Tandır başları, kırlangıç tavanlar, son olarak seki denilen ev 200 katlar. Bu üç sistem bir araya geldiğinde bir evin %80'lik bölümü oluşur. Tandırbaşı denilen şu alan, evin hem mutfağı hem oturma odası görevini üstlenmekte. Niçin böyle bir özelliğe sahip? Çünkü sadece ısı, ışık ve hava kaynağı bu bölümden sağlanıyor. Evlerde pencere yok. Bütün pencereler sonradan açılıyor. Çünkü kar yağışı kapatıyor sağa sola. İkinci önemli sistem kırlangıç da var. Her tandır başında olmak zorunda. Yapılışın iki önemli amacı var. İlk olarak tandırdan çıkan sıcak havayı, yükselen ısıyı şu basamaklar arasında sıkıştırıp ısıyı içeride muhafaza etmek. İkinci bir özelliği her basamağı üzerindeki 35 santimlik toprak. Tandır yandığı zaman ev sıcak, söndüğü zaman soğuk. Dolayısıyla nem ve rutubet fazla. O toprak izolasyon görevi üstlenip tenlenmeye yönelir. Gelelim sekiye. Altı üstü kapalı odalar şeklinde düşün lütfen. Orijinalde hepsi kapalı bölüm. Eve gelecek misafir için hazırlanmış günümüzün misafir odası. Misafir her zaman üstü ağırlanır. Bu da misafire verdiğimiz önemi ön plana çıkartır. Başımın üstünde yerim var atasözümüzün çıkış noktası aslında bu sekilerdir. Şu iki bölümü kapalı düşündük. Tandır başıyla sekiden aldınız buraya kadar bile. Buraya kadar bile. Buraya bin giriş kapısı burada. Ana kapıyı kapattık. Ortak duvarı yıktık. Şimdi başka bir eve geçiş yapıyoruz. Abi ne var ne yok? Şimdi sayın misafirler, burada ortak duvarlar son buluyorlar. Burası üstü kapalı bir sokak, girişi burada. Dört tane eve açılıyor. Muhtemelen bu dört ev yakın dereceli akraba. Kardan dolayı iletişimleri kesilmesin diye sokağın üstünü kapatıp iç avlu denilen bölümü oluşturmuşlar. Şu an sokaktan geçiyorsunuz yani. Evet. Burası suda kış normalde burayı kapatmışlar. Evleri birbirine bağlamış. Şimdi iç duvar ya da dış duvar fark etmez. Bütün evlerin duvar kalınlığı 65-70 santimi bulacak. Tamamen taş olacak. Her bir metrede temel itibariyle hatır denilen bu kiriş sistemi de mevcut. Bunlar taşları arasındaki esnekliği sağlayıp doğal afetlere karşı evleri daha dağınıklı kılmışlardır. Aynı sokakta yer almalarına karşın kapı girişleri birbirini görmüyor, her zaman çaprazlama inşa ediyor. Sebep mahremiyet. Olur ki aynı anda açılırlarsa denkleşilmesin. Geliniz lütfen. Gelmeyiniz, oradan bana kulak verin. Şimdi kapılarda iki tokmak var. Baskın olan bu ses erkek, zırza denilen bu ince ses bayan için. Evet. Hangisi çalıyorsa gelenin cinsiyeti anlaşılır. Kapıyı açmaya giden kılık, kıyafetle de üst büva dikkat edin. Gelen erkek, evde erkek yok, bayan var. Ne yapar bayan, kim o demez, hiç kapıyı döver. Kapı açılacak biri ise erkek kendini tanıtır, değilse geri dönüş olur. Şu mu kadın? Evet, o kadın. Erkek şeyi belli zaten ya. Abi şartını söylemedim ama misafirler, anlattım ama bunları. Şimdi en son söyleyeceğim. Gelin misafirler. Şimdi burada iki evin dört dahırın birleşiminden bir salonumuz var. Sonradan hazırlanma bir bölüm. Orijinal değil ama iki tane önemli objemiz var burada. Geliniz lütfen. İlk olarak bu tavan 120 yıla yakın bir tarihe sahip 40 ayaklı örümcek figürle işlenmiş tamamıyla cevizden. Tamamıyla cevizden tek sütun asma bir tavan. Taşınma orijinal yeri bura değil. Abi iyi misiniz? İyiyim abi. İyi. İyi misiniz abi? En önemli kültür mirasımızdan biri ise karşı duvarda sergilenen şerbetlik. Gelin şerbetli burada olun. Şimdi şerbetlik günümüzün gümüşlüğü olarak tasarlanmış ama kullanım amacı farklı sayın hanım. Dikkat ederseniz mihrabı andırıyor. Şerbet. Eve gelen misafirler bayan ise evin erkeklerine, erkek ise evin bayanlarına. Mahremiyetten dolayı kıble önünü sormasın diye hazırlanmış. Nereye doğru monteli ise kıble o yönünde. Kıblegâhtır. Anlamadın abla.
Şimdi o eve gelen misafir erkekse evin bayanlarına, bayan ise evin erkeklerine mahremiyetten dolayı kıbleyi sormasın diye tasarlar. Nereye doğru monter ise kıbleyi öndür.